Değerli görenler, bugün sabah Mardin'den dün akşam geldim, bugün evimden çıktım. Önce Susurluğa, ardından Manyas'a, şimdi de buraya geldim. Önce tabii ilk durak hep Baba Ocağı, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlıkları. İlçe başkanımızı ziyaret ettim. İlçe yönetimimizle bir araya geldim. Belediye başkanımızı da makamında ziyaret edip anı defterine bir iki kelime bir şeyler yazıp başarılar dileyip desteklerimizi iletmek üzere buraya geldim. Geldiğimde hafif bir kalabalıklaşma vardı. Yukarıda 10 dakika kaldık. Dediler ki aşağısı miting meydanı gibi oldu. Günün, haftanın ilk gününde mesai saatinde bu sıcak havada, bu güneşin altında hiçbir çalışma çağrı olmadan burada bir miting tertip eden görevlilere yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Biraz önce değerli İbrahim Başkanımız Gönel'i anlattı, ifade etti. Hem kaplıcalarıyla, Ömer Seyfettin'iyle, tarımıyla, peyniriyle, her yönüyle gelişmeye çok müsait, son derece güçlü bir ekonomisi olacak ve aslında Türkiye kıymetini bilse, iktidar kıymetini bilse, çok yüksek potansiyel olacak olan bir kentteyiz. Yüreğinde vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgisi olan çok güzel insanların kenti Gönel'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii burada Sayın İbrahim Palaz'ı Gönel'i ilk kez üst üste kazanan belediye başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı olarak yürekten kutluyorum. Onun şahsında belediye meclis grubumuzu kutluyorum. Hangi siyasi partiden olursa olsun, Gönellilerin görev verdiği bütün belediye meclis üyelerini kutluyorum. Kentlerine en güzel hizmetleri yapmak için onlara başarılar, uyumlu ve çalışkan bir dönem diliyorum. Onlara inanıyorum, onlara güveniyorum. Zaten hiçbir başarıda tesadüf aramayın. Eğer bir belediye başkanı Gönel'de iki dönem üst üste seçilmek çok zor, sürekli değişir denirken %50'nin üzerinde oy alıyorsa, İki kişiden birinin desteğini alıyorsa, o geçen dönem yaptıklarının hemşehrileri tarafından takdir edilmesidir. Gerçek notu millet 31 Mart'ta vermiştir. Gönellilerin eline sağlık, yüreğine sağlık. Tabii hiçbir başarı kişisel değildir. Ekip çalışmasıdır. Burada bir ekip var. Memurlarıyla, işçileriyle, seçilmişleriyle, siyasileriyle o ekip ve başkanı İbrahim Başkan'ın başarısı. Bir ekipte Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasında, Baba Ocağı'nda var. O Baba Ocağı'nın sürekli çayını demleyenler, çorbasını kaynatanlar, bacasını tüttürenler, bacası tütsün diye o baba ocağına odun çekenler adına, hepsi adına Ünsal Acar başkanımızı ve örgütümüzü yürekten kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Baba ocağı deyince herkes baba ocağına doluyor zaten. Babanız da ise dedemiz partiliydi. Bu partideydik, bu partiye doğduk. Kimi sonra daha büyüğünü arayıp gidiyor, kimi daha küçüğüyle rıza gösteriyor. Kimi uzakta, Irak'ta oturuyor, kimi daha yakında oturuyor.
Ama herkes biliyor ki bir baba evi var ve bacası tutuyor. Başı sıkışırsa gidecek yeri belli. Öyledir baba evi. Şimdi çeltik üreticisinin de, çay üreticisinin de, buğday üreticisinin de, pamuk üreticisinin de, üzümcünün de, fındıkçının da, Gaziantep'teki fıstıkçının da artık baba evine dönme zamanı geldi. Çünkü geçmişte iyi olsun diye oy verilenler memlekete iyi gelmediler. Bu meydanı sorsam yarısından fazlası emekli. Bu iktidar geldiğinde 1,5 asgari ücret alıyorlardı. 1,5 asgari ücret. Yani hiç ilişmeseler, emeklinin düzenini bozmasalar bugün maaş 26 bin lira olacak. Ama bugün 12.500 lira. O gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 3 çeyrek alamıyor. Yani her ay her emekliden 5 tane çeyrek altın kayıp. Allah için düşünün ya. Bir düşünün. Bir emekli bir çeyrek altını şurada kuyumcuda alsa, bir düğünde takarım diye. Evine varsa, baksa ki düşürmüş, deli çıkar, koşar, gezer, arar, bulmaya çalışır. Nerede arar? Kaybettiği yerde arar. Ne olmuş? Emekliler, bir kere bir emekli değil, her emekli. Bir sefer değil, her ay. Bir çeyrek değil, bir 5 çeyrek kaybetmiş. Doğru mu? Ne yapacağız? Kaybettiğimiz yerde arayacağız. Biz bu 5 çeyrek altını her ay 3 Kasım 2002'deki seçim sandığında kaybettik. Kimimiz hemen farkına vardı, kimimiz sonra, kimimiz şimdi. Kaybedilen şey kaybolduğu yerde bulunur. Nerede kaybettik? Sandıkta. Nerede bulacağız? Gelecek seçim sandığında. Hep beraber inşallah. O yüzden Tayyip Bey'e 31 Mart'ta dedim ki ben, AK Partililer, MHP'liler oy verin. Bu genel seçim değil, yerel seçim. Bu kırmızı kart değil, sarı kart. Sesinizi duyurun. Bir de böyle belediye başkanlarını seçin. Seçtiyseniz devam ettirin. Sağ olsunlar oy verdiler. Tayyip Bey'e 31 Mart'ta dedim, eğer ben 31 Mart seçimini kendime, partime, sadece CHP'ye mal edersem yanlış yaparım. 31 Mart'ta ne dedik? Türkiye İttifakı dedik. Bütün demokratlar gelsin dedik. Sosyal demokratların koluna muhafazakar demokratlar, öbür koluna milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar gelsin. Yeter ki vatanını, milletini, bayrağını, Atatürk'ünü sevsin, gelsin bizimle olsun dedik. Geldiler, bizimle birlikte oldular. Bu iktidara sarı kartı gösterdiler. Ondan sonra dedim ki, bak hemen seçim çağrısı yapmayacağım. Bu seçim sonucunu kendime mal edip gel erken seçim demeyeceğim. Ama milletin sesini duy. Duy. Bu meydanları emekliler dolduruyor. 10 bin liraya geçim olmaz dedim. Bu milletin sesini duy. Bu meydanları asgari ücretliler dolduruyor. 17 bin liraya geçinemiyorlar. Kira mı ödesin? Çocuk mu okutsun? Karın mı doyursun? Üstüne kıyafet mi alsın? Bu maaşı olmaz dedim. Olmaz dedim. 19 lira çayın üretim maliyeti 17 lira taban fiyat olmaz dedi. Geçen sene 8 liralık buğday bu sene 9 lira olmaz dedim. Mazot 2 kat artmış. İlaç 3 kat artmış. Yövmiye 3 kat artmış. Ama sen çiftçiye aynı fiyata buğday sat, aynı fiyata fındık sat,
aynı fiyata fıstık sat, narinciye dalında kalsın, sen bu çiftçiye sahip çık dedim. Borçlar, 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 esnafın burasına gelmiş. Pandemide aldığı krediyi ödeyen esnafa oyun değişti, zaman değişti, seçim geçti. Hadi bakalım faizini arttırdım. Yapma bunu dedim, dinlemedi. Beğenmediğin 10 bin lirayı 12.500 yaptı. 10 bin lirayken ilk 25 kilo dana kıyma alıyordu. Kıyma 400 liraydı. Şimdi 12.500 lira yaptı. 20 kilo dana kıyma alamıyor. O günden bugüne bile kayıptan. Öyle olunca geçim oluyor mu geçim? Geçim var mı? Geçim var mı? Geçim var mı? Geçim yoksa seçim var kardeşim. Seçim var. Geçim sandığı. Başka çaresi yok. Türkiye'nin dört bir yanını geziyorum. Kimse geçinemiyor. Bu şartlar altında kaçamazsınız. Kaçıyorlar mı? Vallahi kaçıyorlar. AK Parti'nin Balıkesir milletvekillerini gören var mı? AK Parti yöneticilerini gören var mı? Tayyip Bey'i gören var mı? Buraya gelebiliyor mu? Hatırınızı sorabiliyor mu? Maaşınıza zam yaptım diyebiliyor mu? Geçiniyorsunuz diyebiliyor mu? Gözünüzün içine bakabiliyor mu? Bakamıyorsa kaçmayacak. Halep oradaysa Arşın burada. Seneye Kasım'da sandığı getirecek, iktidarı değiştirecek. Başka çaresi yok. Başka namı cimri yok. Ya bu insanların yüzünü güldüreceğiz? Güldüremem. Ne yapıyorsun? Kendin meydana çıkmıyorsun. Oğlum Bilal Erdoğan'ı sokağa getiriyorsun. Bakın ben hayatta aileyle uğraşmam. Yanlış bulurum. Kimsenin çoluğunu, çocuğunu, eşini siyasete karıştırmam. Ama Bilal Erdoğan çıkıyorsa... Bilal Erdoğan çıkıyorsa, geliyorsa, meydanlara çıkıyorsa ve siyaset yapıyorsa artık o Tayyip Erdoğan'ın oğlu olarak değil, bu Türkiye'nin, TÜKVA'nın, Okçuluk Vakfı'nın birçok yerden bu devletin imkanlarını da alan biri olarak ona dönüp bir bakarız. Ne demiştin? Ne demiş? Suriyelilerin suç oranı Türklerden düşük demiş. Yani biz suç işliyormuşuz, Suriyeliler istemiyor. Ucuz iş gücü iyidir demiş. Ne demiş? Göç demiş, göç kalkındırır demiş. Türkiye'yi Suriyelilerle kalkındıracakmış. Bir de ben ekonomistim demiş. Olmaz olsun öyle ekonomi bilgisi. Olmaz olsun böyle siyaset, olmaz olsun bir anlayış. Görenin gençleri işsiz ey, görenin gençleri işsiz. Balıkesir'in gençleri mutsuz. Bizim insanımız yoksul, bu Suriyeli'nin çocuğunu ucuz çalıştırıp kalkınma yapacakmış. Vallahi öyle kalkınma olmaz olsun, biz bir kararı verdik Bilal Bey. Önce sizi göndereceğiz, ardından Suriyelileri memleketine göndereceğiz. Biz ne yabancı düşmanıyız, ne göçmen. Ama biz göçmen yaratan politikaların düşmanıyız. Komşunun iç işlerine karışma diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Baban karışıyor. Komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol, saygılı davranmıyor. Komşudaki devlet dışı unsurları muhatap alma diyor. ÖSO'yu getirmiş, iyi diyor, donatıyor, yolluyor savaşsın diye. ÖSO'ya Kuvayi Milliye diyor, Kuvayi Milliye. Öyle olunca bu hale geliyor. Orada huzur kalmıyor, kaçanlar buraya doluyor. Onun için önce AK Parti gidecek, ardından Suriyeliler gidecek. Nokta.
Bir de Bilal Bey çıkmış demiş ki geçen sene hata yaptık. Ne hata yaptık? EYT'yi çıkardık. Muhalefet söyledi, biz uyguladık. Bir kere seçim gidiyordu. Seçim gidiyordu. Babanız Sayın Erdoğan can havliyle o EYT'yi çıkardı. Bugün EYT'liler 12.500 lira maaş alıyorlar. İş ver yok. İş ver çalışayım yok. Emekli olayım. Yaşım küçük diyorlardı. Seçim üstü emekli oldular. Bilal Bey ondan da uğraşmış. Ne diyor biliyor musun EYT'lilere? Yattıkları yerden maaş almak nerede görülmüş diyor. Sen yattığı yerden maaş alan arıyorsan AK Parti'nin ilçe yöneticilerine bak. İl yöneticilerine bak. Milletvekillerinin çocuklarına bak. AK Partililere bak. Milletle uğraşmayı bırak. O yüzden çok net. Artık millet kim gidiyor, kim kalıyor kararını verdi. Biz milletimize kucaklaştık. Biz Türkiye İttifakı dedik. Türkiye İttifakı'nı kurduk. Ol ele, el ele, omuz omuza, kol kola bu işi başardık. Bakın Ahmet Akın, Balıkesir İttifakı'nın belediye başkanı oldu. Başka bir parti yok arkasında. Cumhuriyet Halk Partisi var ve Balıkesir'in bütün demokratları var. O yüzden bundan sonra kendine güvenen, öyle önüne gelenle ittifak yapmak için taviz veren değil, kendi özgücüne güvenen, adaylarına güvenen, milletvekillerine güvenen, köklerine güvenen, geleceğine inanan bir siyasi parti olarak söz veriyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında nasıl yapılan ilk yerel seçimde söz verip de yaptıysak ve partimizi birinci parti yaptıysak yapılacak ilk genel seçimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bakın kurulduğu güne Türkiye'nin birinci partisi. Cumhuriyet Halk Partisi bakın son seçime Türkiye'nin birinci partisi. Cumhuriyet Halk Partisi bakın gönen meydana Türkiye'nin birinci partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, çalışanların ve esnafların, köylülerin, gençlerin, yaşlıların partisi. Cumhuriyet Halk Partisi hepsinin derdinin tek çaresi. Dertlerinizin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Hepinize teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza güzel göneni, gönenin güzel insanlarını, yoksulunu, engellisini, yaşlısını, emeklisini, emekçisini, emekli, hepsini belediye başkanımıza ve Ahmet Akın'a emanet ediyorum. Onları size, sizleri ona, hepinizi birden Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun.